Efendim herkese selam olsun, Business Channel'da VIP bölümündeyiz. Bugün e, Didem Argun Nakkaş, aslında Nakkaş da, zannediyorum değil mi hocam şey olmuş. Nakkaş'a e, dönmüş. Nakkaş'a dönmüş, neden döndü hocam, hayırdır? Nüfus memuru sağ olsun. Her Nüfus memuru sağ olsun. Türkiye'de standart biliyorsunuz, birçok insanın başına gelmiştir. Nakkaş ne demek? Ben ne? biliyorum da izleyicilerim, Nakkaş ne demek? Nakış işleyen. Nakış işleyen demek. Evet. Nakkaş ne demek? Anlamı yok. Yani anlamsız bir hale mi geliyor? Yani gelmiyordur. Tabii ki Türkçe karşılığı vardır elbette ama bunu ben bilmiyorum yani. Peki. Aynı böyle e, nüfus memurlarının yapmış olduğu hatayı dişlerimize de uyguladığımızda mesela yanlış bir implant yapıldığında sorun başka bir noktalara mı gider hocam? Gider. Oldukça sıkıntılı şeyler olur. Hastanın implant konmaması gereken yerlerine implant koyduğunuz zaman e, hastada başka semptomlar çıkabilir. Mesela hocam? Şimdi... Son iki yıldır hayatımda olan tamamlayıcı tıplı olaya bakışım oldukça değiştiği için ağızda bir akupunktur sahası hı hı. ve o implantın ko konduğu yerdeki bağlantılı olan organla ilişkili hasar çıkabilir hastada. Hı hı. Ya da mevcut bölgede e, uygun olmayan implant boyu, çapı, protezi yüzünden kemik kaybı olabilir. Hastada bu sefer kaş yaparken göz çıkarmış oluruz. ya Oraya bir diş koyacağız hastaya çiğneme fonksiyonu iade edeceğiz derken. Ee, uygun olmayan bir kemik bölgesine veya uygun olmayan bir tip implant seçimiyle Şşş, hastada kemikler erir mi hocam? Erir. Kemikler mi eriyor? Erir. Ya bir de implant e, tepki vermez. Dişiniz ağrır, dişinizin içinde sinir vardır. Onun ağrısını hissedersiniz, diş hekimine gidersiniz. Ama implantlarınız e, bir hafta içerisinde kemik içinde yüzen deriz biz yani kemiksiz bir hale gelebilir ve siz bunu hissetmezsiniz. İltihapla ve e, kemik içinde oynayan bir vidayla anlarsınız ancak. Peki. Şey mi yapmak lazım? İmplant taktıranlar sık sık 6 ayda bir, yılda bir de bir şey mi Tabii çektirmesi ki. lazım? Biz hep söylüyoruz implant hastasıyla diş hekimi akraba olur. Olmalı. Olmuyorsa bir hata vardır zaten. Bir de çok enteresan bir, bir şey söylediniz. Diş hekimlerinle e, ve e, doğum kadın uzmanlarına evet. alakalı On birisi ikisi de en mahremiyet olan yerler. Çok güvenmediğiniz insanlara gitmeyin diyorsunuz. Neden bunu söylediniz hocam? Şimdi psikolojide hep anlatırlar. Kişinin en <laughs> yakın sosyal mesafesi, en sevdiklerinin içine aldığı alandır. Bu da yaklaşık şöyle bir mesafe diyelim. Yani hani herkesin sosyal mesafesi değişebilir. Bu bölgeye güvenmediğiniz bir insanı soktuğunuzda da yapılmış tedaviden memnun olmama ihtimaliniz var. Yani çok güveneceksiniz ki kendinizi teslim edeceksiniz. Yani ben kadın doğumcuyu da aynı görüyorum, ee, diş hekimini de aynı görüyorum. Belki göz doktoru da bir başka hasta için en yakın sosyal mesafede ve en önemli insan olabilir. Ee, güvenmeden bu insanlara bir şey yaptıramazsınız yani yaptırsanız da memnun kalmazsınız. Ya ben sizi şey gibi gördüm yani yalnızca diş hekimi değil hem diş hekimisiniz hem çocuk yani hem yetişkin diş evet. hekimisiniz hem de çocuk diş hekimisiniz. Evet günlük pratikinde de karışık bakıyorum zaten. Ee, hem çocuk bakıyorum hem yetişkin bakıyorum. Büyük bir implant yapıyor musunuz? Yapıyorum. Peki diş sağlığına ilgili hep insanlardan ya, üç kere fırçala beş kere indir vesaire. Biraz önce mesela bana dediniz ki sigara içiyor musunuz? Çok tehlikeli diş için dediniz. Evet. Neden? Şimdi özellikle implant için konuşabilirim. Siz de implantla ilgili sohbet ettiğimiz için söylüyoruz. E, yapılan çalışmalarda sigara içen hastalarda implantın ön, ömrünün yaklaşık yarıya indiğine dair çok fazla çalışma var. Yani e, sebebi de şu. İmplant sonuçta bir e, titanyum bir parça, metal bir parça. Ve zamanla e, kemik çekildiği zaman açığa çıkan o yüzeylere e, şeyin içindeki... Diş nikot taşı. Ya evet yapıştırıyor yani zift etkisi gösteriyor. Sigara içtiğinizde içindeki nikotin dişin yüzeyine zift etkisi gösteriyor. Artı içtiğiniz sigaranın içindeki kadmiyum alt geri dönüşsüz bir ağır metal zehirlenmesi yapıyor. Yani onu hiçbir şekilde geri döndürme şansınız yok. Ya var tabii ki ama çok uzun ve meşakkatli bir işlem. Ya tüm yani şunu kalmamak söylüyorsunuz için... implantı olanlar daha tehlikeli çabuk kanserojen olabilir diyorsunuz. Ya tam olarak öyle demek istemiyorum ama o implantı olan hasta iyi bakmadığı zaman ee, Onu demek istiyorsunuz. Sigara kaybetelim? içmemeniz lazım. Evet sigara et. içmemek lazım. Yani sigarayı ben yetişkin her hastaya söylüyorum. Ben günlük kendi gelen hastalarıma da hep aynı şeyi söylerim. Ben gazlı içeceğe ve e, sigaraya alkol olmadığım kadar karşıyım. Yani gazlı içeceklerin ve ben ciddi şekilde bağımlılık yaptığını düşünüyorum. E, örneğin hani isim şimdi zikretmeyeceğim. E, çok sık kırmızı ambalajlı olan içeceği çok sık tüketen hastalarda diş minesi erir. Yani asitli içecek tükettiğiniz zaman. Coca da yani. Evet. Ben yani. söylüyorum bunu. Tamam o zaman yani. Yani kolalar. Kola, Pepsi yani ya da işte halk arasında kolalar. ilk çıkan ismiyle kolalar. bilinir. Kolalar. kolalar. Evet kola ve benzerleri. Bunun içinde gazoz da var yani sadece e, kola değil. Ben Fanta, bıraktım. O gazoz. alışkanlığım vardı benim. günde Öyle ben. Mi? Çok sevindim. Günde dört tane beş tane içiyordum. İki yıldır içmiyorum. Of Seğindim. korkunç. Yani şöyle oluyor. Ben hep hastalara da şunu Feyman'da var. Öyle mi? Gülgün Feyman şaka değil litre filen içiyor 3 tane günde. Yapmayın. Evet. Dişleri ne durumda? Ee, Damak kullanıyor. <laughs> şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> Yok ama bırak tut. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu gazlı içeceklerin en büyük problemi şu. Günlük tükettiğiniz sıklıkla ben e, çocukları şöyle yapıyorum. Mesela süt diş çekiyorum. E, kola tüketen aileye diyorum ki bunu alın. Günlük tükettiğiniz sıklıkla bir bardağın içine koyun ve kolayı değiştirin. Bir hafta sonra dişi olana bakın. Yani diş minesindeki hale bakın, böyle gözenek gibi delik delik oluyor ya. Ve o midenize ne yapmaz, yemek borunuza ne yapmaz, dişlerinizi hiç saymıyorum zaten. Çok sık kola veya işte asitli içecek tüketen hasta da e, reflü, reflüye bağlı olarak diş yüzeylerinde aşınma oluyor. E, ciddi mine kaybı oluyor yani sonuçta. Hiç yokmuş, Biz sıraşlamadan mine gidiyor yani öyle. O kadar kolay götürebilir bir şey. Kasvet başırdı, bastı yani. <laughs> Yok canım niye öyle söylüyorsunuz? Güzel şeyler de var hayatımızda sonuçta. Peki hocam şey çocuklarla ilgili, diş sağlığına ilgili çocuklar şey yapar mı? Sorunlu mudur? Yani o koltuğa otururken çok mu zıplar, çok mu bağırır, ya çok mu ağlar? Ağlayan Onunla var. Onunla ilgili bir psikoloji eğitimi aldınız mı? Çok önemli yani, değil mi? Kendi uzmanlık eğitimimizin bir kısmında davranış yönlendirme teknikleri diye bir şey öğreniyoruz ama ben sonra uzmanlığı bitirdikten sonra da ee, evet oldukça şey okuyup öğrendim. Ya çocukların beyni bizim gibi çalışmıyor. Onlar çok başka çalışıyorlar. Onların beynini bizim gibi çalışmaya getirebilir moda gelirken çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani onların alt beyni ve üst beyni bir arada çalışmıyor. Onun için mesela bir şeyden mutsuz olunca çok fazla tepki veriyor. Çünkü çocuk daha onu öğrenmemiş oluyor. Ee, onun için çocuğa yönlendirme yaparken bir şeyleri bilerek daha basit bir şekilde anlatarak. Sizin ama dişleriniz kendinizin mi? Kendi dişim mi? Gül bakayım. Ne güzel bir diş ya. Ama rengi sarı. Kendi dişim olmasına rağmen rengi sarı. Çok da memnunum yani kendi dişim olmasından. Acayip güzel. Ben çok güzel bir dişe sahiptim. Nereden girdiler böyle kanıma bilmiyorum. Hep böyle giriyorlar değil mi? Ya maalesef estetik diş hekimliği ben Amerika'dan gelen bir ekol olarak görüyorum onu. Estetik diş hekimliği, estetik başka uygulamaları kişiye özel yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani nasıl? Şimdi bizde herkes bir standart olmaya başladı. Böyle bir gidiyorlar. Hep aynı renk. Aynı şekilde kocaman kocaman dişler herkesin için laminalar, kaplamalar. Ya ben onun yerine hastaya mesela ortodontik tedaviyle en iyi şekilde getirip minik küçük beyaz dolgularla eklemeler yaparak estetik bir gülüş e, yapmayı tercih ediyorum açıkçası. Ya diş kesmektense hiç kesmeden üstüne dokunarak yapılan laminalar da var artık. Biraz pahalı fiyatları İlerleyen yıllarda teknoloji geliştiği için Yani alttaki ke, altta kendi dişinizi muhafaza ediyorsunuz. Tabii tabii aynen hiç kesmeden dokunmadan Yapılan laminalar var artık. En azından estetik uygulama yapılacaksa o laminalar... Yani jaket gibi takıyorsun çıkarıyorsun. Evet aynen. Çıkarabiliyor musun? Çıkarı, biz çıkarırız. Siz çıkaramazsınız da ha, biz çıkarabiliriz. Ev yapışma. Ama bir ara misafirlik diş diye bir şey çıkartmışlardı. Amerika'dan gelen bir gene ekol. Ölçü alıyorlar. Sizi hazır akrilik veya işte plastik e, kompozit dediğimiz uygulamadan yapıyorlar. Bir yere giderken takıyorsunuz. Sonra çıkartıp normal bir modda hayatınızda devam ediyorsunuz. E, hatta Hollywood'da bir sürü bunları kullananların olduğunu söylediler ama şimdi bilmiyorum yapan hekimler var mı ben yapmıyorum ama. Ama çok güzel bir şey var. Hem insan kendi dişini muhafaza ediyor, bir yere giderken de ha ha ha, ha yapıyor. <gülüyor> Yapılabilir <gülüyor> Peki. yani. Peki ee, çocuklar küsüyor mu mesela size acımayacak acımayacak diyorsunuz sonra. Ben hiç yalan söylemem asla. Acıyacaksa da acıyacağını söylerim yani. Baştan ki acıyacak, evet. Bak ben sana olarak. şimdi göstereyim deyip elin üstüne şöyle bir cimcik yaparım. Gerçekten bir anestezi kadar cimcik yaparım. Bu kadar acıyacak, bundan daha çok acımayacak diye. E, ama tabii ki lokal anestezi çocuklara göstermiyoruz. E, kendimize göre geliştirdiğimiz bir teknik var işte. Çocuğa göstermeden lokal ne anestezi yapıyoruz yapıp mesela peçeteyle böyle gözünü burnunu kapatıyorum ben. Hı hı. E, o görmüyor. O esnada yapıyorum. Şimdi bu programı izleyen çocuklar olursa artık kandıramayacağım. <laughs> Ay çok şekersiniz siz ya. <laughs> çok bir kere yani çocuğumu yalnızca diş için değil de kendine olan özgüvenini yenilesin diye getiririm size. Ya umarım öyledir yani. Harika yani umarım mükemmel. Öyledir. Peki yani e, kulis sohbetlerinde de çok pozitif bir enerji Teşekkür veriyorsunuz. Ederim. Harikasınız. Çok Peki e, evlisiniz. Evliyim bir çocuk sahibi. Bir tane çocuk sahibisiniz. Çocuğunuzun dişlerininle ilgili gelecekte ee, ki teknolojide diş kökleri çıkacakmış. Onun için çocuğunuzdan başladım. Yani e, ben bir fuara katılmıştım. Hı hı. Orada 2025 yılından sonra kök hücreler artık implantlar atılıyor. Eski hı hı. klasik hale geliyor. Diş köklerine ilgili 3 ayda diş kökünü Tekrardan yani bir nevi kolonlama sistemi olacak değil Yapıyorlar mi? Yapıyorlar zaten. Japonlardan bununla ilgili çalışma yapan ve son 2018'inde Ankara'daki kongrede galiba gelip anlatan bir Japon bilim adamı vardı. Tek mineyi yapamamışlar yani. Mine yok. Kesilmiş diş gibi çıkıyor diş yani. Dişi koyuyorlar. Üçgen ee, gibi. Evet üçgen çıkıyor. Onun için üstüne hani henüz mineyi tamamlayamamışlar ama bence yapacaklar zaten. Ben inanıyorum. Yani şöyle yapacağız biz büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda. Ee, hastaya bir robot veya başka bir şey yardımıyla bir joystick sedasyon vereceğiz. Yani artık lokal anestezi de yapmayacağız. Benim bu benim böyle ütopik bir fikrim yani. Hayır Buna değil ben zaten fuarda böyle gördüm. Evet. Ee, fuarda böyle gördüm. Bir tane böyle joystick var. Cüc 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 yapıyor. Oradan bilgisayardan ağzına açılıyor. Oradan zzz evet. giriyor. Orada böyle çiçek filizi gibi alıyor kemiğe şey. yerleştiriyor. Ve oradan minik bir tohum evet, minik lekitci. bir tohum bir anda diş oluyor. Evet. işte orada tabi e, simülasyonda çak 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 dişler filan çıkıyordu. Bu olacak canım. ben de inanıyorum. Yılında. Ben ilerleyen yıllarda e, tıp hekimliğinin de diş hekimliğinin de çok değişeceğine inanıyorum. Ya bir kere bu insanı böl parçala yönet o olmayacak. Yani işte belki diş atma olmayacakmış. Muhtemelen olmayacak. Yani nano robotlar çalışacak. Belki de ilaç yerine nano robot yutacağız. Nan nano bit. Evet, bit var derkeni. zaten Rusya'da biliyorsun. Evet, nano evet. robot ne Kapsül ne? şu kadarcık kapsülü yutuyorsunuz. Vücudunuzda tarama Kıyasın, yapıyor. Aynen. Tak 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 neresi mesela karaciğerle ilgili. Karaciğerin o bölgesinde da 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 da, da tarama yapıyor. O taramada orayı iyileştiriyor. Atıyorum kanserojen evet. varsa o bölgede kalıyor, gitmiyor. Ne zaman iyileşirse veyahut da kapsülün içerisindeki o enerji e, ne zaman biterse, enerji süresi pap diye dışkı yoluyla atılıyor. Yani bunlar ne ilerleyen olacak? yıllarda normal aldığımız kaplar iki, gibi olacak yani. 2030 yılında zaten bunu kullanacak. Peki 2030'a daha çok var. 11 yıl var. 11 yılda teknoloji çok değişecekmiş. Aynı fikirdeyim. Ve şey olacakmış. E, mesela kaptan Kirk nasıl? Efendim kaptan e, hastayım canım biraz. Bir saniye bakayım ateşime. 37 ateşim var. E, iyi, ateşim iyi ama ne yapızım bilmem ne bunları yapıyoruz zaten şimdi Tabii. o makinalarda. Ama buna... Ee, i̇şte işte gıdayla ilgili ne lazımsa vesaire bak bu bu iyi değil. Şuranın da kanser bölümü e, var. Dikkat et veya bağırsaklarda sorun var. Şunu şunu yemen tavsiye edilir vesaire diye bir program çipler gelecek. Ya Eskiden ben, Kaptan Körk'te vardı. Bir aynen. Yüz, ben yüz. onların cilt altına yerleştirileceğine de inanıyorum. Ya benim bu konuyla ilgili çok değişik bakış açılarım var. Tamam. Ama ben şuna da inanıyorum. Ben bütünsel yaşama inanıyorum. Ben e, Allah'a inanıyorum ve enerji bütünlüğüne inanıyorum. Sonuçta Allah'ın da bir planı var. Kimse bunun dışına çıkamaz. Ee, bizim şu an günlük e, tıp hekimliği ve diş hekimliği yaptığımız şey şu. Ben diyorum ki mesela ben kanal tedavisi uzmanıyım. Ben bir şey yapmam diyorum. Ya sadece kanal tedavisi bedenin bir parçası değil ki yani o tek bir parça değil. O bir bütünün bir parçası. Yani sen sadece kanal tedavisi yaparak hastaya ne yaptığını bilmiyorsan eğer Aha. o dişin embriyolojik olarak organ bağlantısını, bağlantısını bilmiyorsan. Sen o dişe tedavi yaparken o organda bir şey olmadığına bakmıyorsan hı hı. E, o zaman yaptığın işin bence hiçbir anlamı yok. Yani dahiliyeci alıyor, tahlillere bakıyoruz, hmm, gayet iyisiniz, çok güzel, artık böyle değil. Yani sen bir kalpçıya git, yok o ilerleyen yıllarda o bitecek. Hatta ben e, bu tip tarayıcıların hekimlik mesleğini de çok değiştireceğini inanıyorum. Yani cerrahi belki kalmayacak, belki doğum çok değişik bir formda olacak, yani, belki sezaryen kalmayacak. İşte doğma 3 saat kaldı ya da 3 gün kaldı deyip biz uyaran çiplerimiz olacak, robotlarımız olacak belki hiç bilmiyorum ama. Yok yok olacak. E, hekimliğe bakışın... Bak ben de şöyle düşünüyorum. Şu bilgisayar bizim hı hı. E, atalarımız ilk. Hani diyorlar ya e, yok maymundan geldik. Hı hı. Darwin teorisi yok şöyle böyle. Ben de şöyle inanıyorum. Bu bir bilgisayar. Bu bizim atamız. Bu komodor e, bilgisayar atıyorum. Hı hı. Onlar bizim atalarımız. Geliştik, geliştik, geliştik ve bu hale geldik. Hı hı. Şimdi atalarımızı biz tekrardan var ettik. Yakında tekrardan mesela robotlar oluyor yani çok evet. teknolojik robotlar. Onların et ve can alıcı bir programıyız biz. Biz bir programız. Yani Android ötesi e, mikro or organizma canlılarız bizler. Yani bu konuyla ilgili şu an söylenebilecek şey de şu. NASA biliyorsunuz artık şeyleri kabul etti. 2004 ve 2013'te gelmiş uzay araçlarını kabul etti. Ama bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşulmadı mesela. Ben bunu da merak ediyorum. Yani bu dünyanın dışında bir hayat olduğunun e, göstergesi var artık ve ka kabul ediyorlar. Yani bildiğimiz NASA gibi büyük bir bilim enstitüsü bunu kabul ediyor. Ya bu demek oluyor ki ilerleyen yıllarda belki başka dünyalardan hayatlarla ilgili de bir şeyler konuşacağız. Bana Zaten göre bana göre dünyaıllar mesela dünyada Atıyorum, bilmem ne X Sirius gezegeninden birileri benim atalarım Sirius'tum ben. E, atalarım gelecek burada. E, onlar da burada e, gelecekler, yaşam alacaklar. Bazıları diyecek yani Gorada vardı ya, hı hı. uzaylı istemiyoruz, uzaylı istemiyor. Teknoloji bizi bambaşka noktalara götürebilir. Aynı fikirdeyim. Peki gelmediğinlerden biliyoruz? Bana göre geldi. Mesela atıyorum, e, diyelim ki X telefonun e, N3'ü var da N11'i yoktu. Bana göre N17'si bile hazır. Ben de aynı fikirdeyim. Ya zaten şöyle, teknolojiyi servis ederken önce geçmiş teknolojiyi servis ediyorlar. Biz onu bitiriyoruz. Sonra yeni teknolojiyi alıyoruz. Belki 20 sene sonraki hologram telefon ya da hologram görüntü. 20 değil. Ya. O da 2005. O da başka bir fuarda. O oh, süper. 2025 yılında mesela zaten hologram şu an telefonlar var ama eskiden ya. biz telefonda kullan konuşurduk ya Whatsapp'tan filan donardı. Aa inanamazdık ona bile. Şimdi donduğu zaman ya kapa çekmiyor yapıyoruz. Aşağılıyoruz bir de Whatsapp'ı. Aç kapa bir daha yapma. Aç kapa yapıyoruz. İşte Telegram'lar çıktı falanlar <laughs> çıktı filanlar. Instagram'lar öbür taraftan Facebook'ta. Artık her yerden e, görüntülü görüşülebiliyor. O bana göre artık voice ses bölümü iptal olacak. Çok ilkel kasetçalar gibi gelecek. Bunlar şu an CD ama bir teknolojide MP3'tü. Tabii. Yani disket öyle... vardı, disket kullanıyorduk biz ben üniversitedeyken. Tabii, yazdık, tabii. Şimdi ben disket aldık çıkart. Şimdi onlar yok. Görmüyor. Flash'lar geldi, server'lar, artık insanlar bile çipler oldu vesaire. Teknoloji hmm. değişiyor ve 2025 yılında bu hologram şimdi de var ama aynı o eski WhatsApp'lar gibi. Hmm. Şimdi yeni hologramlar 2025 yılında telefonlar satılırken hologram atıyorum hani 5 diyor ya, 5 hmm. teknoloji diyor mesela. Ne diyor? 3 ee, boyutlu, 4 boyutlu görüntü, 5 boyutlu diyor. 7 zaten hologram boyutu. Hı hı. Yani 7'de tamamen siz e, Ankara'dan, Bahçelievler'den buraya gelmemiş olacaksınız. Hocam merhaba diyeceğim. Şöyle biraz da sağ koyun diyeceğim hocamızı. Hocam <laughs> e, sağ doğru acaba bir yaklaşır mısınız? Tam koltuğa oturacağız sizle. İki yapacağım. dakika hastayı bırakıp bir gelebilir misiniz diye. Muhtemelen böyle olacak. Evet, muhtemelen olacak. Onun için. Peki, diş başka nerelere gidebilir? Her yere gider. Her organa gider. Mesela... Her dişin bir organ bağlantısı var. Örneğin, alt dişler böbreğe gider. Öyle Üst mi? küçük azılar pankreasa gider. Ya, bunun zaten bir şekli var. Ee, yani aslında dişlerimiz bizim organlarımız mı? Evet, diş. her diş bir insan diye bir atasözü vardır. Ben bilir, bilir misiniz? Evet. Her diş bir organ bence. Ve her diş bir insan. Her organda bir insansa eğer, her diş bir insan. Mesela atıyorum bir azı dişi e, karaciğere bağlı olduğunu biliyorum. Evet. E, köpek dişleri? Göze bağlı. Göze bağlı. Zaten göz dişi diye halk arasında geçer. 20 yaş dişleri akıl dişi diye geçer. Niye? Beyne de var çünkü yani bağlantısı. Ya 20 yaş dişlerinin hele olduğu bölge çok her yere neredeyse bağlantısı olan bir bölge. E, 20 yaş dişleri aslında önemli dişler. Çoğumuzda sırt, bel, boyun, baş ağrısından, göz ağrısından sorumlu olanlar gömülü 20 yaş dişleri. Ee, maalesef biz diş hekimlerinin arasında da aman kalsın ellemeyelim, pozisyonu iyi deyip, ya şimdi sürmüyor deyip çıkartmadığımız dişler var ama onları bu tip şikayetleri olan hastalar varsa onları çıkartmak gerekir. Mesela ön dişlerin ee, cinsel uzuvlarla alakalı olduğunu biliyorum, okumuştum. Ee, tam olarak değil ama evet yani hormon balansı Çünkü gü gü Güç, gücü sembol ediyor ön dişler değil mi? Arkalar kilit ama yakalama yani... Enerji boyutunda ön çok önemli. Yani şöyle eğer o işin, hayvanlarla ilgili de böyle evet, bir şey. Evet, meridyen ve çakra işine girersek zaten o olay çok daha başka bir boyuta da gider. Hı hı. E, çünkü ağız, boğaz ve üçüncü göz çakrasının arasındadır ve bence önemli bir e, organ olduğunu düşünüyorum. E, bağlantının da buradan geçtiğine inanıyorum ben. Hocam mesela Şahsı insanların olarak. dişleri 100 yaşından sonra niye çıkarır? çok merak ederim ben. Gömülü 20 yaş dişleri sürüyor da onun için yani çene kemiğinde çıkartılmamış diş kemik eriyince yüzeye geliyor. O zaman da dişler görmüş oluyor ya da gömülü kalmış köpek dişi olabilir. Gömülü kalmış küçük azı dişi olabilir. Yok öyle değil. Kemik Bir kadının birinin bir video izledi, düşmüş, sıfırlanmış 80 küsür yaşından sonra dişleri çıkmış. Hepsi. Evet, evet. O yok benim böyle bilgim yok. Bilgim, Şş, böyle yok şey ama e, biraz biraz çıkmış ya bununla ilgili bildiğim Diş şey yok gibi değil, mi? sanki kemik orada yükselmiş gibi gelmiş. O da olabilir, kemik çıkıntısı olmuş olabilir, diş sanılmış olabilir. Ya bu konuyla ilgili bir bilgim yok, yorum yapmam yanlış olur. Yani bir şey bilseydim yorum yapabilirdim belki ama hiçbir bilgim yok yani bununla ilgili. 20 yaş şişi en son kaç yaşında çıkar? Her yaşta çıkar 20 yaş dişi ya. Çene kemiğinin içinde gömülü kaldıysa eğer... E, Önemli bir de şey çekilirsin. değil. Yani. Ben mesela 30 yaşında e, çıktı benim. Ya dedim herhalde benim yanlış yazmışlar tevellütüme dedim. Bir de sevgilim vardı inandırdım onu. Bak görüyorsun dedim ben yalan söylemiyorum Daha dedim. 20 yaşında. <laughs> 20 yaşında. <laughs> Aslında gömülü kalsa 20 yaşındayız diye birilerini belki de bu işi yükleyebiliriz yani. İkna edebiliriz hocam? Harika. Peki siz spiritüel hayatla ilgileniyorsunuz. <laughs> İlgileniyorum evet. Ee, i̇nsanın var olmak için önce hiçliği bilmesi, Tabii. hiçliğin içerisinde de var olması gerektiğini biliyorsunuz. Ki. Organlarımız da böyle, diş de böyle tabii böyle bir şey. Ee, ya, şimdi şöyle, e, hep söylüyorum, Mevlana'nın çok beğendiğim hı. bir sözü var. Herkesin haddi bedeninin sınırları kadardır diye. Hı hı. Ya şu bedeni aslında biz anlasak, yani bunu organ olarak söylemiyorum. Hani bilen insanlar çakra olarak söylüyordur. Bazı insanlar dua olarak söylüyordur. Ya bu bedenin aynı şey. evet bence aynı şey, hepsi aynı şey. Meditasyon da aynı şey, namaz da aynı. Kime ne iyi geliyorsa ben. Onu yapması yeter ki hani. inan diyorum. yeter ben. ki evet önce her şey inanarak başlıyor zaten bu bedeni iyi korumak ve iyi muhafaza etmek lazım ben bunu hep şey söylüyorum yani işte ya işte ne yapalım hocam hasta olduk diye Allah bizi diyorum soracak ya. biz sana sağlıklı beden verdik sen ne yaptın da hasta ettin yani hani bedenimize ne yaptığımızı biz bilmiyoruz biz bunu çok yiyerek de hasta ediyoruz hiç bakmayarak da hasta ediyoruz her yere arabayla giderek de hasta ediyoruz ya yani biraz hareket ...bereket, bunu boşuna söylememişler. Atasözleri hareket ben çok beğeniyorum. Evet, atasözlerini o kadar beğeniyorum ki... ...işleyen demir ışıldar, boşuna mı söylemiş adam? Eğer sen sürekli çalışırsan ve bedeni zinde tutarsan... ...yaşlılık semptomlarının çoğunu yaşamazsın. Zihnini hareket ettirmezsen... ...alzheimer olursun, demans olursun... ...ya yani onun başka sebepleri de var yani olmasının. Ee, Nelerdir? Ağır metal birikiminin de bunu yaptığına dair çok fazla... Ee, ...ilerleyen yıllarda çalışma göreceğiz büyük ihtimalle. Ee, yani... Beden ağır aldığımız ağır metal akciğer ve beyinde direkt hücrelere yapışıyor zaten oksijen yerine. o bölümlerin de ciddi şekilde ilerleyen yıllarda demans yaptığı ile ilgili. Köylüler ederim. ondan mı çok yaşıyor? Artık ben köylülerin de çok yaşayabildiğine inanmıyorum. Temiz ama bir ama hava bırakmadık çünkü. Ama bir şey söyleyeyim insan e, ömrü uzadı. İnsan ömrü uzadı ama nasıl uzadı ona bakmak lazım. Biz semptom susturarak insan ömrünü uzattık. İnsan sağlığını tamam iyileştiriyoruz ama e, kanser vakası da çok fazla biliyorsunuz. Ben Karadenizliyim. E, bizim büyüklerimizin çoğunun e, ölüm yaşı, tabii Çernobil'den sonra ölüm yaşı 100'den yüksek. 45 yıl falan oldu galiba Çernobil. 86 değil mi Çernobil? 86. Kaç oluyor? 33. 33. Yani 33 yılda Karadeniz'de değişen çok şey vardır. Tamam Karadeniz'de 43. daha önce de 33. 33, 33. Karadeniz'de daha önce de kanser vakası vardır belki ama Çernobil'den sonra çok artmıştır. Geçenlerde internette bir harita yayınladılar yani ilk patladığında etkilenen bölge, sonradan etkilenen bölgeler. Karadeniz bu ilk patladığında etkilenen bölgelerin içinde yer alıyor. Biz çayları değiştik, fındıkları da yedik. Ben Bak, ilkokul çocuğuydum. Bakan. Bize fındık dağıttılar psikobilikte. Sonra kendisi kanserden öldü biliyorsunuz Avukat. Ya. Yani işte bu bunlar çok boyutlu bir şey yani. Bunları düşünmek lazım ama önce inanmak lazım. Ya ben bir şey, cahil şey bir bakanı atalım. oraya koyarsanız böyle oluyor. Yani o konuda bir yorum yapamam ben çünkü siyasi olarak hiçbir yani, bilgim yok yani siyaset, vallahi, e, siyaset Ben an. yapıyorum çünkü neden yapıyorum? Yani o tarihte eğer onlar bilinçli olmuş olsaydı hiç böyle olmazdı haklısın. E, bir mısın? sürü insanlar öldü. Mesela Yunanistan'da e, orası biliyorsun etkilendi. Tabi. Batı Trakya bölgesindeki hı hı. ve Yunanistan'da e, o Çernobil zamanı ee, tarımla ilgili toplattırma yapmışlar biliyor musunuz? Bulgar'da Aa. değil, Romanya'da değil ama hmm. ta, o zaman ekonomisi de çok iyiydi Yunanistan'ın. Ee, o sene ekilen mahsulü toplamamışlar ee, ve atmışlar. Biz ne yaptık? Böyle bir şey izledik. Biz bana. çocuklarımıza yedirdik. yani Biz o fındığı ilkokullarda Fiskobilik paketledi ve bize dağıttı biz onları yedik. Yanına da süt içtik bir güzel. İşte ondan sonra bedelleri silsile yoluyla çıkıyor. Maalesef. Annede kanser varsa çocuğa da geçiyor silsile yoluyla. Kanser yüzüyle. olmasına gerek yok. Annede toksik bir hücre varsa o çocuğa geçiyor. Her doğum kadın için temizlenme, bebek için... Biliyorum ki yani anne kanser, o çocuğun da genlerinde evet. e, hazır olmuş çocuğu veya babayı Ama gen kaderiniz değil yani buna şey yapmayın. yani yüzde yirmi ise beslenme ve diğer yani epigenetik dediğimiz çevresel yani faktörler Yani epigenetik, epigenetik şu. Eğer yüzde yirmi sende genlerinden alıyorsan bunu değiştirebilirsin doğru değiştirebilirsin. beslenmeyle. Evet. Atıyorum sigara içmezsen sağlıklı evet. bir yaşam, yoga, pozitif hayat vesaire. Bir nevi insan kendi genleriyle düstel olarak oynayabilir. Onu mu demek istiyorsunuz? Evet aynen onu demek istiyorum ki bununla ilgili de gerçekten çok fazla artık şey insanlar bilgi sahibi. Yani tamam genetik harita, gen, DNA, işte iplikçikler çok önemli buna katılıyorum ama epigenetik daha da önemli. Yani yediğiniz domates eğer üzerine siz envai çeşit Bitki, tarım ilacı attıysanız e, istediğin kadar sirkede beklet, istediğin kadar soy, istediğin kadar işte ne bileyim içini al. Ya bir şekilde oradan zaten o ilacı alıyorsun. Artı o ilacı attın, toprak da kirlendi, yağmur yağdı, toprak yeraltı suyuna indi. E sen içtin bir güzel yeraltı suyunu. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ya el birliğini doğa için bir şey yapmak lazım. Ya ben ee, bir doktora gittim. Hı hı. Bunu paylaşmak istiyorum. Ee, doktorun orta arkadaşımız. Hı hı. Çok güveniyorum. Ama bir doktora gittim. E ee, dolgum dolgu yapılması lazım. Dişimde hı hı. ağrı vardı. Sağlam dişime iğnesiz girdi ve siniri zedeledi. Aynı yere ikinci kez tekrar daldı. Dedim ki bak sinir yok dedi bu dolgu dedi. Bir doktor göremez mi? bunu? ve doktordan korkuyorum biliyor musun şu an. Ve sorumlusu o. Yani şimdi hekimden hekime fark var. Yani yorum yapamam çünkü o an bana geldiğinizde koltuktaki durumu bilsem bir şey söyleyebilirim ya da diyebilirim ki küçük çürüktü başladım derinde... de Değil, yaptım, hayır yanlış yaptığını sonra söylüyor. Tabii hekimin hatasını kabul etmesi de iyi bir şey en azından hatasını kabul etmiş. Ya Ama ben doğru şöyle yapıyorum. Bir nasıl ben ya? hep söylüyorum. Ben hastalarıma da söylüyorum. Anesteziyi yapıyorum. Sonra hastasa bir selamet. Hastanın ağrı çekmesindense anestezi yaparak devam etmek tercihim. Sadece yapmadığım yer e, kanal tedavisi yaptığım dişlerde ara seanslarda anestezi yapmam. Onun dışında genellikle anestezi yaparım ki e, dişin siniri beyne en yakın yer. Yani e, onun için de diş hekimi önemli. Yani bilmeyen bir diş hekimi sizi canınızdan bile eder ağrı çektirerek. O kadar çok ağrı çekersiniz ki... Kafanız duvara vurursunuz. Belki intihar bile edersiniz yani ağrı o kadar şiddetli olduğunu söylüyorlar. Ben çekmedim ama bilmiyorum inşallah öyle değildir. Öyle öyle ben çektim. Yani hastaya bunu yapmamak lazım. Yani hekimlik mesleğini insana saygı duyarak başlamak lazım. Yani o önümüz oturan para basma makinesi değil. Bir kere bunu ikna olmak lazım. Yani biz hekimliği bunu söylerken iyi yapacağız. bile Bunu söylerken bile şey yapıyorsunuz Didem Hanım. In. Yani e ee, meslektaşlarınıza kızıyorsunuz. Ya onlara insan gibi davranın. Evet. Onları makine gibi görmeyin. Adamı iki implantla kurtarıyorsanız Dört tane yapmayın. Evet. Çok parasını almayın. Evet. Ekonomik işler yapın. Süreklilik arz edin. Ee, mesai harcayın kazanın diyorsunuz. Ya kesinlikle ya bu iş hekimlik, <laughs> diş hekimliği ya da tıp hekimliği fark etmez. Anestezi teknikerliği, hemşirelik ya yani sağlık içinde çalışılan bütün meslekler çok özveri gerektiriyor. Maalesef bizim e, ülkemizde Sağlık gruplarına karşı şimdi çok ciddi bir şey var yani işte onlar yatarak para kazanıyorlar işte nöbet tutuyorlar hastaya gece çağırıyorlar gibi e, çok fazla baskı var ama inanın hekimlik ve sağlık çalışanları çok e, yüksek performansla çalışıyorlar yani çoğu insan e, 72 saat üst üste nöbet tutamaz birçok doktor 72 saat üst üste nöbet tutup yine hastasına güler yüzle davranmaya çalışıyor. Yani o kadar kalabalık ki nefes alamadığınız koridorlarda doktorlar aylarını, yıllarını geçiriyorlar. Öyle düşünün. Onların da çocukları hasta oluyor, onların da eşleri hasta oluyor, kendileri hasta oluyorlar. Ama doktora hasta olma şansı biz tanımıyoruz. Böyle bir problemimiz var. Para kısmına gelince ben şuna katılmıyorum. Yani her hasta implant yapılacak diye bir kaide yok. Biz eskiden hep takıp çıkarmalı protez yapıyorduk. Hassas tutucu aparatlarınız vardı kroşelerin görünmediği. Ne oldu? Bir anda çöpe attık hepsini. Yani implant hop Geldi hayatımıza 20 senede Türkiye'de daha önce işte 60'lı yıllardan beri dünyada 40'lı yıllardan beri İsviçre'de belki var. Plakadan vidalara döndük yani. E, bunları her hastaya uygulamak bence doğru bir şey değil. Yani hastanın tamam parası yetiyor olabilir ama hastanın belki e, fiziksel durumu müsait değil. Nasıl? Felçli bir hasta. E, takıp çıkarmalı protest takmak o hasta için temizlemek daha kolay belki ama biz implant yapıyoruz. Temizlenemeyen implantlar koyup bu sefer kemiğe enfekte olmak için. Enfeksiyon yaratmak için bir odak koyuyoruz yani. Ya ben hep söylüyorum yaşı ilerleyen hastanın ben protezini değiştirirken bile e, hastanın yakınlarına derim ki yani bir bakalım mevcutu korumak yenisini yapmaktan daha konforlu o hasta için. Evet, Her yani, zaman değiştirmek doğru değil. Çok iyi bir kadınsın ya. Çok teşekkür ederim. Seni valla <laughs> tanımak çok, sağ ol. çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok kaliteli bir kadınsın. <laughs> çok sağ ol. Yani mesleğinin gurur duyacak bir hatunusun. Kulis arkası da seninle sohbet etmekten, seni ağırlamaktan. Ee, dişine, işine, rızkına, şansına, umutlarına bol olsun. İnşallah hepimizin. Sadece geldim programda. Hepimizin çok teşekkür ederim. Çok Şeref sağ ol. Şeref verdin. Çok keyiflisin. Teşekkür ederim. Ankara bahçe evlere gelirsem eğer. Bekliyorum muhakkak. E, muhakkak hanene, diş için olmasa da, oturmaya. iş için olmasa da oturmaya gelirim. sohbetimiz mükemmel bir. Çok iyi de bir psikologsun. Çok teşekkür çok ederim. keyifli. Hiç... Çok, çok sağ olun. Vallahi çok keyifli. Efendim bugün Didem Argün Nakkaş. Ben nakkaş demeyeyim ona. <laughs> Nak nakkaş hanımefendi ağırladık. Kendisi bir diş hekimi, aynı zamanda spiritüel hayatının içerisinde ee, iyi bir psikolog. Yani önce hastayı biliyorsunuz o koltuğa oturtmak için e, morallendirmek lazım. Konuşmak lazım. Konuşma sanatı diyaloğu, diksiyonu her şeyi çok güzel. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bir program daha bitti. Hepinizi e, kucak dolusu sevgiler. Bugün diz sağlığını konuştuk. Hoşçakalın.